FIBA üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Önceki videoda biliyorsunuz ki konuyla alakalı konuşmaya başlamıştık ve haber üzerinden değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Diyor ki DeFi büyümesine ve Web3 oyunlarına odaklanan ve ücret olarak SHIB tokenları kullanan bir katman hikaye. Ücret olarak SHIB tokenları kullanmıyor. Ücret olarak Bon token kullanıyor. Yani şöyle tabii ödeme yapılıyor. Bu Bon token olarak alımı gerçekleştiriliyor. Burada alınan Bon token'ından ne yapılıyor? %70'e yakılıyor. Yani anlatı bu. Bununla birlikte Shibarium lansmanının yükseliş etkisi henüz Shiba Inu coin fiyatında görülmedi. Yükseliş değil, aksine tabii maalesef düşüş etkisi görüldü. Sebeplerini biliyorsunuz. Yükseliş etkisi görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Bir Shiba Inu geliştiricisi Shibarium daha çıkmadan önce, hatta bayağı bir zaman önce konuyla alakalı konuşmuştu ve Shibarium'un tek parti bir hareket olmadığını, aynı şekilde Shibarium'la birlikte geliştirilecek çok fazla şey olduğunu söylemişti. Shibarium kaynaklı gelecek potansiyel haberin yani ucu bucağı çok fazla o yok. Tamam mı? O yüzden Shibarium etkisi sürdürülebilir bir etkidir ve Shibcoin'i genel olarak güçlendirecektir. Bon token deyince aslında Bon token girdi, Shibcoin çıktı tarzında bir olay var burada. Shibarium, Shiba Inu ekibi zaten ana durumları olan genel vizyonlarını bu iki coin'in artırmıştır. Şöyle, Shibcoin'deki ana anlatı ve yükseliş hareketi Shibcoin'in yakılması yani arzının azaltılması üzerinden gerçekleştirilir. Ve Shibarium evet bunu sağlıyor. Bon token'daysa artan talep yani alım odaklı karşımıza çıkar. Yine bunu da artırıyor. Zira bunun yapılabilmesi için belli bir sayıda mesela doğrulayıcı olmak için bir bond staking'i gerekli gibi gibi durumlar. Yine de diyor büyük bir tutkulu SHIB ordusunu gösteriyor. Ve son toparlanma eğiliminin harekete geçmesiyle SHIB ordusu arasında her zaman var olan soru kızışıyor. Shiba Inu coin fiyatı 1 dolara ulaşacak mı? Yani 1 dolara falan tabii ki ulaşmayacak. Doğru yakımlar çok yüksek. Bayağı yüksek. Ama bir noktadan sonra 1 dolar gibi fiyatlar bile ben pek erişilebilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu ilgi çekici soruların daha ayrıntılı bir incelemesi için 2023-25 için Shiba Inu fiyat tahminimizi sunuyoruz diyor. Bakalım 23-25 ve sonrası için Shiba fiyat tahmini incelerken bize katılın ve size bilinçli bir karar vermeniz için gereken içgörülerle içindekiler hikaye arayacaklar diyor. Genel bakış 23-30 2023 diyor. Tek tek bunların fiyat tahmini varmış. Coinpedia'nın Shiba Inu fiyat tahmini. Tamam, başlayalım şöyle. Genel bakış kripto para token diyor. Doğru. Fiyat kısmında söylüyor. Piyasa değeri bir ekstrem bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada Shiba'nın ortalama hacim neymiş böyle? Bu arada Shiba'nın ciddi anlamda şeyi çok güzel. Staking oranları çok düşük ve bu çok güzel bir şey. Gerçekten de çok güzel. Tüm zamanların en yükseği, tüm zamanların en düşüğü bla bla 9-0'lı hali. Tamam, 2023-2030 kısmına bakalım. Shiba Inu coin fiyatı Ekim 2021'den sonra genel bir düşüş eğilimini sürdürüyor. Tabii kripto paraların tamamında var. Bu aynı zamanda Shiba'nın ilk ayı sezonu oldu. O yüzden de önemli bir ayı sezonuydu Shiba için. Çünkü tarihinde bir ilkti. Bunu değiştirmek için SHIB topluluğu Shiba Inu'ya daha fazla talep yaratmak için aktif olarak gerçek hayatta kullanım örnekleri oluşturmaya çalışıyor. Tam Metaverse söylüyordum da burada yazıyormuş. Shiba bir ödeme çözümü, bir Shiba Inu Metaverse ve çok daha fazlası olarak tanıtmak için çabalar. Evet, Metaverse de aynı şekilde tabii ki kullanımı halinde bayağı bir potansiyel olarak Shibcoin'in kullanım oranlarını artırmasını bekliyoruz. Bu da güzel bir durumdur. Metaverse üzerinde kullanım noktasında Shibcoin'in olması pek çok açıdan avantaj sağlayacak bir durumdur. Bunu unutmamak gerekiyor. Devam edelim bir yandan. Ne diyor?
2021'den beri dedik vesaire vesaire. Çabaların meyve verdiği düşünüldüğünde şip fiyatındaki yükseliş eğilimine önümüzdeki yıllarda da devam ederek Lambo Ay'a gidiyor diyor. Önümüzdeki yıllar dediği tabii 2025'e kadar artık genel yönü yukarı olarak seyredecektir. Hem Şibaryum'un yakımlarından konuştuğumuz zaman aynı şekilde ortaklık haberleri, piyasanın yükselişi vesaire dediğimizde pek çok noktada Shipcoin'e olan talebin ve fiyatların artmasını bekleriz. Ship fiyat tahmini 2023. Peki. Kripto pazarındaki son toparlanmayla birlikte Shiba Inu fiyatları %51,36 artarak ayı aşamasının dibine işaret ediyor. Ayrıca artan gelişmelerle birlikte Shiba Inu yüksek trendli coinlerden daha da yükseliyor. Artık kesin dipleri gördü mü? Sorusunun cevabı. Ya bence gördü. Öyle ki mesela 65'lere 7'lere kadar dahi düştü. Bu 7 noktaları, bu 7 minvalleri örneğin şöyle hemen çok kısa girelim. Mesela şurada 65 pozisyonlarına kadar düştü. Şimdi açıkçası bunun altına bir gerileme beklemiyoruz. 65 noktalarının aşağısı falan. O yüzden artık ben kesin diplerinin oluştuğunu düşünüyorum. Her ne kadar BTC ara ara işte yükselse de düşse de çaksa da belli noktaların altını tabii ki piyasa çok fazla kabul etmiyor. Ship fiyatları, ship tokenlarına diyor, ya şunu geçelim de tokenlarına yönelik temel gücü ve talebi yansıtan bir trendin tersine dönmesiyle sonuçlanan yüksek toparlanma şans sergiliyor. Satoshi Kusama'nın 15-16 Ağustos tarihinde Blockchain Futurist Konferansı 2023'e katılması ship fiyatları yeni bir hopium rallisi bulabilir. Hayır, maalesef öyle olmadı yani. Ayın 17'sinde biliyorsunuz ki artık Shibarium tam anlamıyla lansmanı yapıldı. Devamında işler bu şekilde yürümedi bilindiği üzere. Ayrıca Shiba Inu'nun Dünya Gazetesi'nin çıkışı, Dünya Gazetesi dediği World Paper, Ship belirteçlerine olan talebi artırabilecek bu etkinlik sırasında ayarlandı diyor. Evet, daha çok da bir sonraki videoda konuşmaya devam edeceğiz. Burada World Paper'dan bahsederek genel itibariyle ilerleyeceğiz diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da... Bu arada World Paper yakın zamanda çıktı. Yani World Paper da yayınlandı, tamam mı? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.